Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz T-629 helikopterimizin insansız versiyonunun ortaya çıkması. Bildiğiniz üzere TUSAŞ kimsenin haberi olmadan böyle bir helikopteri ortaya attı. Üstüne üstlük bir de elektrikli olduğu söylenmekte. Bu da bazı yerlerde dalga konusu olmuş. Elektrikli helikopter motoru mu olur diyenler, dalga geçenler neler neler. Peki böyle bir helikopter neden ortaya çıktı? TCG Anadolu'da kullanılacak mı? Veya dendiği gibi elektrikli helikopter olur mu? İncelemeye başlayalım. Askeri helikopterler, büyük orduların vazgeçilmezi olan hava araçları. Bu zamana kadar pek çok yerde kullandık ve kullanmaya da devam ediyoruz. Bir de bunların üstüne insansız helikopterleri düşünün. Sizce neler yapmazlardı? Normal helikopterler yavaş olduklarından yani jetlere nazaran yüksek tehlikelere girmeyi göze almazlar. Örneğin Suriye'nin ortasında uçanların durumlarını görüyoruz. Hal böyleyken insansız olması belki de her sorunu çözebilir. Gelin yeni helikopterimizin neden ortaya çıktığına bakalım. Öncelikle insansız hava araçlarında inkar edilemez derecede yüksek teknolojilerimiz var. Bu yüzden ortaya farklı farklı projeler çıkarmaktayız. Gerek denizde gerekse karada. Ancak havadaysa hiç beklemediğimiz şekilde gelişmeler yaşandı. İnsansız atak ortaya çıktı. Aslında buna ihtiyaç yok diyenler çok fazla. Fakat gelecek ve yakın vadede bize devasa katkılar sağlayacak projelerden. TUSAŞ'ın bu noktadaki amacı gelecekteki insansız ve elektrikli konseptine giriş yapmak denebilir. Bu yüzden kazanacağımız tecrübeler gerek 3-4 yıl sonra gerekse 10 yıl sonra bize devasa katkılar sağlayacak. Kazanacağımız para da bunun cabası. İlk yapanlardan olduğumuzu düşünün. Teknoloji transferinden tutun ihracatına cidden tadından yenmez. Tabii ihracattan ziyade bizim ihtiyacımıza dönelim. Asıl önemli olan da bu. Dürüst olmak gerekirse gelecekte bize katkı sağlayacak her şey aslında bugün ihtiyaç, yatırım ve saha olarak. O yüzden yeni T-629'umuz bize her türlü gerekli. Ama böyle kuru kuruya da sadece gerekli diyerek olmaz. Örnekler vererek gidelim. Bakalım neden gerekli. Örneğin eski Kobra helikopterlerimiz gürültülü olduğundan teröristler daha helikopter yaklaşmadan kaçardı. Ama T-129 Atak gelince hiçbiri yerinden kaçamadı. Bir de bunun elektrikli motorlusunu hayal edin. Öyle ki profesyonel ordular dahi tespit edemeyebilir. Tabii şu da var, bunun için pervanelerinizin de özel bir teknolojiye sahip olması gerekli. Biz bunu henüz yapamayız. Malzeme bilgisi olarak bizi aşabilir. Ancak ne olursa olsun elektrikli motora sahip olması onu adeta görünmez kılar. Isınma gibi sorunlarda olmadığından tam hayalete dönüşmesi mümkün. Özellikle Yunan adalarındaki hava savunma sistemleri için ideal veya herhangi bir sistem için. Hava savunma sistemi diyoruz, peki tank vuramaz mı? Elbette vurur ama yeni atağımız için basit hedefler olurlar. Bu sebeple ona daha büyük işler verebiliriz, yapabilecekleri bu şekilde. Sırada avantajları var. Üst kısımda saha kısmından bahsettik, şimdi genel olarak bakalım. Böyle bir helikopter en basitinden personel can kaybını ortadan kaldırır. Bu da şehit vermememiz demek, yani her deliğe yollayabiliriz. Bunun yanı sıra bu modelin altyapısına sahip 3 helikopterimiz daha olduğunu sayarsak sağlayacağı lojistik avantaj sadece savaşarak ölçülür. Bu denli önemli. Sırada medyada dolaşan yalan olan söylemlere gelelim. Mesela T-629'un taşıyacağı kadar yük alıp ondan daha uzun mesafeler gidebilecek hikayesi. Dostlar bu helikopterdeki elektrikli motor. Demem o ki elimizde gerçekten iyi bir teknoloji olmadıkça o seviyede yapamayız. Daha mütevazı olalım. Pilotlar olmayacak dedik, bazı sistemler de olmayacak, bunlar 200 kilo civarı. Egzoz gibi kısımları da çıkarın, yakıt zaten olmayacak, böylelikle açık fazlasıyla kapanır. Evet çok daha avantajlı ancak bu avantaj eksiği artıya çeken avantajlar. Elektriğin karşılayamadıklarını yani. O yüzden abartmaya gerek yok, muhtemelen yapılacak olan orta sınıf insanlı T-629 helikopterimizden biraz daha az silah taşıyacak. Normal şu an kullandığımız T-129'dan fazla, yapmaya çalıştığımız diğer orta sınıf helikopterden az. Şu an için bu silah yükü gayet yeterli diyelim ve sıradaki kısma geçelim. Yeni insansız helikopterimiz TCG Anadolu'da kullanılacak mı? Buna cevap vermek için önce TCG Anadolu'da neler kullanılabilir onlara bakmamız gerekli.
Üzerine normal atak belki olurdu. Onun dışında Seahawk veya Chinook. Ekstra olarak zaten pek bir şey yok. İşte tam bu boşluğa insansız atağımız oturmakta. Çok sessiz ve görünmez olmasından çıkarma harekatlarında bize çokça avantaj sağlayacaktır. Sonuçta çıkarma harekatı riskli olduğundan da insansız olması gerçekten önemli. Bununla birlikte TCG Anadolu'nun da üstü boş kalmamış olur. Hatta bu alanda dünyada ilk bile olabiliriz. Bir LHD gemiye yani TCG Anadolu'ya insansız taarruz helikopteri koymak her yiğidin harcı değil. Muhtemelen de bu niyetle böyle bir proje başlandı ve ortaya kondu diyerek dalga geçilen son sorumuza geçelim. Elektrikli helikopter motoru olur mu? Bunu bazı yorumlarda gördüm. Böyle bir saçmalık olur mu diyenler. Neden olmasın? Böyle bir teknoloji varken kullanmamak salaklık olur. Ne kadar zor olsa da bir yerden başlamak gerekli. Sonuçta çalışırsanız istediğinizi alırsınız. Elektrikli motor helikopteri kaldırmaz, güç kaybı yaşanır lafları tamamen Andersen masalı. Nedeni ise zaten elektrikli motorların daha fazla güç çıkışı sağlayıp düzenli tork akışı vermeleri. Isı düşüklükleri sayesinde de sıcak havalarda daha yükseklere çıkabilir. Tabii yine farklı etkenler de var, içerisindeki sistemler de sağlam olmalı. Diğer bir iddia ise bu motorların çok büyük oldukları. Aslında tam tersine elektrikli motorlar çok küçük. Bunun yerine bataryaları yer kaplamakta. Ancak yakıt koymayacağınız için pek de problem değil. Yani bu mantıkla elektriğin aslında yararı var. Sıradaki dalga konusu bizim bu helikopteri sadece tasarım amaçlı yapmış olduğumuz. Aslında olay net. Yapılan paylaşımda geliştirilmesi devam etmekte ibaresini görüyoruz. Bu tarz söylemlere gelmek doğru olmaz. Konsept tasarım olsa zaten öyle yazılırdı. Son olarak tasarıma baştan aşağı bakıp videoyu bitirelim. Bakalım yapısından neler çıkarabileceğiz. Baş kısımda ilk göze çarpan kısım Aselsan CATS kamerası. Bu kamera hafif ve modern bir cihaz. Her şartta bize fayda sağlayacaktır. Hem yük olarak hem de maliyet. Altındaysa 20 mm top görmek mümkün. Klasik helikopterlerimizde kullandığımızdan bir farkı yok. Amerikan veya İtalyan yapımı diyelim. Bunun dışında baş kısımlarda yanlarda kutucuklar gözükmekte. Bunlar kameralar. Bunlar çok değil mi derseniz insansız olduğunda durumsal farkındalık daha zor olur. Bu yüzden sayılar önemli. Ne kadar kamera o kadar iyi. Orta kısımdaysa mühimmatların pilonlara yerleştirileceği yeri görmekteyiz. Kısa olduğunu görüyoruz ama sorun değil. Bu sınıftaki helikopterlere göre gayet iyi. Zaten 8 UMTAS füzesi taşısa bizim için fazlasıyla yeterli. Biraz da üste çıkarsak pervaneleri görmekteyiz. Dikkat çeken kısım rotor kısmının maket değil de tamamen gerçek olması. Buradan ne çıkaracağız derseniz yakın zamanda uçacağı cevabını verebiliriz. Son detaysa aşağı taraflara bakarsak tekerlekler gövdeye girmeyecek şekilde tasarlanmış. Yani helikopter teker kısımları dışarıda uçacak ya da sadece bu ön tasarımda böyle diyelim. Genel olarak keskin bir tasarım görmek mümkün. Ne kadar maket olsa da görünmez karakter üzerine çalışılmış. Sonuç olarak yeni insansız elektrikli helikopterimiz ülkemiz için büyük bir adım. Hele ki gelecek zaten bu tarz araçlar üzerine. Muhtemelen sessiz ve insansız olduğundan her türlü riskin içine fırlatmamız mümkün. İnsansız hava araçlarımızın bir eksiği de sürekli ateş desteği verememek olduğundan bir helikopter bunu neden yapamasın? Uçacağı halini sabırsızlıkla bekliyoruz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir. Abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.